Evet, biz de hazırız herhalde. Nejat, Vanlar pikler. Şimdiden birer tane, bir tane pikimiz var. Ve maç başlıyor arkadaşlar. Karşınızda Navi vs. Cloud9, Batrider Lycan banları, Tinker, tabii ki Tinker ve Enigma banları, Void ve Doom pikleri mevcut. Pik sırası yine Navi'de. Evet, ne düşünüyorsun? İlginç pikler gelecek mi? İlk piklerde şaşırtıcı pikler gelmez genelde. İkinci pik safhasında şu sonuncu iki tane pik var ya, bunlar genelde ters köşeye yatırabilecek pikler olur. O yüzden ilk iki piklere çok da şey yapmayacağım, kafa yormayacağım şu anda. Aynen yani, Faceless Void, Doom, okay, nice. Ne gelecek? Sky gelebilir. Mirana. Belki, zor ihtimal. Derken geldi. Mirana geldi. Oyunun sesinde bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum ya. Çok açınca da bu sefer. Okey, birazcık açtım. Her gün aynı çocuk geliyor yalnız ya. Bir dakika, ben bu ismi ezberledim. X Silver 12. Oyunun sesini aç diyor her gün. Her gün. Her gün gelip oyunun sesini aç diyor. Evet, onu yazıp gidiyor ondan sonra ya. Bulacağım oğlum seni. Neyse. Neyse arkadaşlar, oyunun sesi yeterince iyi. Başından beri böyle yapıyoruz. Sorun olacağını sanmıyorum. Ve Shadow Shaman. Cloud Nine's turn to one. Baş belası Şaman geldi. Selam. Nejat bildi beyler, sığınaklara kıyamet alameti deniyor. Yani Mirana pikini bilmen bayağı bir şaşırttı izleyicileri. Ama baş belası geldi. Herhalde C9 Çinlilerden bir şeyler öğrendi değil mi? Yani bu böyle mi? Vallahi öyle diyebiliriz. Ama o Şaman can yakacak ya Void ve Mirana için. Peki Wisp gelecek mi Navi'den? Ve Mapo gelecek mi C9'dan? Mapo Zeşke gelse. Keşke diyorsun. İzlemedik daha. Şaman üzecek yine yalnız ya. Şaman yani gelecek, atacak, ütecek. Şaman baya üzecek. Cloud Nine's turn to ban. Bakalım. Wisp hala havuzda. Visage banlandı. Biliyorsun Cloud Nine'ın ilginç Visage Draw Ranger taktikleri iş yapıyor. Remaining. Keşke Pudge gelse diyenler var. Gelse de izlesek ama ne bileyim. Piklenmiyor ya. Ya ama şu anda gelebilir bak. Shadow Shaman Shackle'ı kullandığını mesela çok sabit duruyor. Ya da Shackle'lananı kurtarmak için defansif hook atılabilir. Arjuman Aparasyon banlandı. Senin de çok sevdiğin bir hero'dur. Ancient Apparition. Ice Blast! Ice Blast! Geliyor. Sen dün o maç boyunca şey yaptın değil mi? Ice Blast'ı takip ettin. Nereye attı ya? Çatır çatır atıyordu ama. Aganim. Neyse. Çatır çutur. Burak Nejat'ın tanımları yine sizlerle birlikte arkadaşlar. Hepinizin özlediğine eminim. Çatır, çutur. Bilmiyorum. Chat'te yine ilginç sorular var. Benden sana ilginç bir soru. Riot Shadow Shaman'ı fixler mi acaba? 5 RP karşılığı olabilir bence. Bence fixler diyorum. Yani cidden. Yani bu turnuvadan sonra bence fixlenecek. Fix değil de bir rework yani gelebilir. Fix değil de rework. Yani Lycan özellikle. Dediğin gibi Howl'unla. Dün demiştin. Howl'una rework kesin gelecek Lycan'ın. Garanti yani. Ben onun garantisini veriyorum. Aynı şekilde Shaman'a da gelebilir gerçekten. O da bayağı bir can sıkıcı özellikle. Yani ne bileyim, belki ultisinin gücünü birazcık azaltabilirler. Tower'lara veya Roshan'a vurduğu damage'i birazcık
azaltabilirler. Evet. Ya ben Tower'lara ve Roshan'a vurduğu damage'ını azaltacaklarını düşünüyorum açıkçası şeyin. Shadow Shaman'ın, Serpent Ward'larının. Öyle biri work gelebilir ama tabii ki bunların hepsi turnuvadan sonra. O zaman akma karam belli olacak. Evet, şimdi ilginç pikler gelebilir. Yine ilk üçüncü pikler çok ilginç olacağını düşünmüyorum. Naga Biraz Siren bir bana açıkçası bence Naga Siren çok liable bir karakter olduğunu kanıtlayamadı. Yani Naga Siren'la Tinker'ın piklendiği oyunlarda her seferinde bunlar ezici üstünlük sağlayamadılar. Çünkü bütün takım adına her şeyi tek karakterin yapmasını bekliyorsun bu tip piklerde. Navi'de Dende oynadığı zaman evet bunu başarabildiler. Ama Naga Siren 50-50 gitti şimdiye kadar. seconds remaining. Tinker da aslında öyle bir başarı serisi yazmadı Tinker pickleyen Five takımlar. seconds remaining. 50-50 gitti şimdiye kadar. Ve karşınızda Cloud9's turn Papi. Papi Chantress. to Ayşecik 5'te depo arkası. Güllü bal artı 9 satılır PM please. Evet teşekkürler. Bu arada hatırlattığınız da iyi oldu. Arkadaşlar bu haftanın sponsoru Play Store, e-sport haftasının sponsoru ve bize destek verdikleri için teşekkür ederiz. Sizin de bize destek verildiği için teşekkür etmenizi bekliyoruz ve Play Store'un sitesini en azından aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret seconds edip bir remaining. bakarsanız işinize yarayan bir şeyler çıkar belki diye belirtelim. Oyun içi Five para ve oyun satın alma seconds konusunda remaining. Reserve çok yardımcı olan bir Türk firması Play Store ve bekliyoruz. Sponsor amblemi gelecek maç başlayınca. Evet, sponsorların yavaştan böyle hani Türkiye'de e-spora destek vermesi falan Vallahi güzel ne şeyler bileyim bunlar ya. saçma sapan YouTube kanallarına falan şey yapmaktansa e-spora ve gerçekten gönlünü geldi abi. Abi. Eternal Enemy geldi, Morphling geldi. Shotgun yapacak. Hop oradayım, hop buradayım. Bak şimdi buraya itiyorum. Bak birazdan geri döndüm. GG well played. Bak şimdi topa gidiyorum derken bak middeyim. Evet. Evet, reserve time yine sıfır. Navi'de. Daha önlerinde iki tane pick, bir tane ban seconds var. remaining. Şu anda toplam kalan süreleri 13 saniye. Elder Titan'ı! Titan. İşte bu! İşte bu! Cloud9 Beklediğimiz turn Navi. to Özlediğim pick. yayla yoğurdu lezzeti. Ya Geliyor. Geliyor. bu Titan Okro'nun içine gelen Geliyor arkadaşlar. korkutucu Earth Splitter. Geliyor arkadaşlar. Kronon'un içine gelecek. Split Earth miydi, Earth Splitter mıydı? Hemen bakacağım. Earth Earth Splitter. Fuck. Splitter. 10 seconds Hadi bunun üstüne bir de Pudge. remaining. 5 seconds remaining. O bomba olur işte. Pudge gelirse mikrofonu fırlatıp ayrılacağım buradan. time. Ben gidip çay koyacağım direkt. Elder Titan'ın oynanma şeklini biliyor musun bu arada? WQ gidiliyor. Bayağı bildiğin WQ gidiliyor sadece başlarda. Ondan sonra böyle hani oyunun 30. dakikasında falan stun atmaya başlıyor. Ama o WQ da can yakıyor. Yani kısaca anlatmak gerekirse mesela bu base armor'u düşürüyor. Level 4'te %100 düşürüyor. Ve resist'i düşürüyor. %33 level 4'te. Navi's Bu arada bunun turn videosu var mı lan? to Çok merak ettim. Videosunu nereye koymuşlar? Yok. Göt oldum. Peki teşekkürler. Ember Spirit geldi. Ember Spirit geldi. Sing Song oynayacak büyük bir ihtimalle. Ember Spirit'i. Umba Yalnız şu Split. kombinasyon beni 10 çok korkutuyor. Yani Enchantress hayvan gibi damage vuran bir karakter zaten. seconds Armor'u remaining. kırdın. Faceless Void vuracak. Miranam vuracak. Çok böyle hani aç gözlü greedy bir pick izliyoruz Reserve Navi'den. time. Aynısını C9 için de söyleyebiliriz ama en azından push noktasında geri kalmıyorlar Cloud9's Shadow turn Shaman'la. to ban. Güzel maç olacak. Son pikleri daha görmeden söylüyorum bunu. Baya bir kapışmalı olacak. Eğer bir sürpriz olmazsa Navi'nin WQ mu dedim ben? WE pardon. WQ demişim ya. Öyle mi dedim? seconds remaining. WE. Valla dikkat etmedin mi? Ben anladım yani. Okey Bir yani armor stana kill verilmiyor alırken yani. direkt Anlattım üstüne nötrünü çünkü ne olduğunu. öldürünü anlamışızdır yani E olduğunu.
Onu İnşallah, Q demiş inşallah. olabilirsin. Ben anladım seni ama. Maşallah. Bugün çok güzelsiniz yine hocam. Maşallah, inşallah, 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 inşallah. inşallah, inşallah. 2 saniye reserve time, papi sattı yine. Hiç düşünmeden mi gelmişler anlamadım ki. Evet, mid'de ne istemiyorlar? Okey, bunlardan birinin Abi, mid gideceğini mi düşündüler? Ya da offlane Skyrat maçı izledik bu arada yalnız. Lina. Yes. Sonunda gördük. Ha geldi saçını sevdiğim. Sonunda gördük. Lina. Nasıl bir şey şimdi bu? Abi. Çalıştır kafayı Nejat. Voidstone atacak. Elder içine Earthsplitter atacak. Peki Lina mid Luna mi? da arkada tarayacak abi. Sniper gibi zaten değil Lina mid duran. mi? Lina mid mi? Luna mid gidecek büyük olasılıkla. Peki işi iyice Void abartıp solo yapacak. mid Lina'ya Maelstrom çıkar mı? Dendi. Olabilir abi. O tarama Lina Tarıyor çünkü. Gerçekten tarıyor. olabilir ya. Vallahi ben beklersem de neden beklerim. Sheikah. Son pikte of Sheikah oldu. Evet, Sing Song aldı tahmin ettiğim gibi. Ember Spirit'i. Eternal Enemy Morphling oynayacak. Final Die Earth Shaker'da. AoE 2000 Shadow Shaman. Ve son olarak Bon 7 Doom oynayacak. Bon 7. Umarım day 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 olmaz ya. Paylayda yine day 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 olmasın da. Umarım. Evet, Zabok aldı Faceless'ı. Şimdi mid'e Mirana'yı mı yolluyoruz, Lina'yı mı? Herhalde Lina ya. Lina gider yani diye düşünüyoruz. Herhalde. İnşallah, ne bileyim. Ama mid'e Bence giden bir Mirana. Lina da... Abi Evet, bence evet, Mirana. evet. Mid'e giden bir Lina da çok kolay ekmek olur ya. Gerçekten ekmek olur. Evet, maç başladı sevgili Nejat. Başladı. Güzel pikler. Güzel bir karşılaşma. Hoş. Heyecanlıyım. Gerçekten öyle için. Misin? Gerçekten heyecanlıyım. Umutlarım var. Güzel olacağını düşünüyorum ya. Hadi Hadi bakalım. Bakalım. Karşınızda arkadaşlar. Karşınızda Navi vs C9. Raiden tarafında C9 oynayacak. AoE 2000'da Shadow Shaman'da izleyeceğiz. Bon 7 Doom oynayacak. Sing Sing mid'de Ember Spirit oynuyor. Okey, ilginç. Earthshaker Pylaidai tarafından oynanacak. Sandfen'e de audio çalışıyor dendi şimdi. Neden bilmiyorum. Ve Eternal Envy Morphling oynayacak. Safe lane'de şimdilik öyle görünüyor. Fnatic büyük bir ihtimalle offlane'de Elder Titan oynayacak. O boynuz ne lan? Titan'daki mi? Bunun da seti varmış. Neyse. Evet. Crocky Lina oynayacak. Gayet güzel bir Lina olmuş. Tebrik ediyoruz. Dendi, Miran oynayacak. Hvost'tan Faceless Void izleyeceğiz. Ve son olarak Puppy. En sevdiği hero'lardan birisi olan, en çok oynadığı hero'lardan birisi olan, benim de en çok oynadığım hero'lardan birisi olan, Enchantress olan bu güzel Ceylan oynayacak. Yalnız item'ın ismi güzelmiş. Hangisinin? Puppy'nin. Hangi item? Kafasındaki saçının tek bir item. Enchantress. Puppy's sexy hairs. Wait, what? Harbiden Puppy'nin sexy saçına benziyor yalnız. Can't outrun a wildfire. Güzelmiş. Gerçekten yaratıcı isim olmuş. Lina'nın setinin adını istiyorlar. Bakalım. Bakayım hemen. Solar Divine. Tek bir saçı farklı. Dendi safe lane'de. Mid'de Hvost var. İlginç oldu. Yalnız bu güzel bir seçim ya. Hakikaten güzel bir seçim. Hem gelebilecek ganklere göğüs gerebilecek bir hero Void. Hem de karşısına dikilebilecek bir hero Ember Spirit'in. Stun geldi şimdiden bu arada Bon 7'a.
Kroki spamini yapıyor. Paylayday arkada bekliyor. Şimdilik görmediler Paylayday'ın orada olduğunu ama tahmin ediyorlar herhalde. Evet. Papi başladı. Abi Ah! satır iğrenç ya. Orada duran İğrenç satır. ya. Bir yandan da stack yapıyor Öldürdü. ormanda. Ormanda bir yandan da stack yapıyor. Bir yandan satırla tükürüyor. Hop bir daha. Ah! Dead Lucky 5. Dead Lucky 5. Burada ne oluyor? Stun atacak gibi oldu Paylayday. Ata yazdı. Fakat atmadı. Benim bildiğim Papi bir yandan ortada spamine devam ediyor. Tutturamadı herhalde. Benim bildiğim Papi oradan bir tane çeker şeyi ya. Harpiyi çeker yani. Çekti. Geliyor değil mi? Harpiyi çekti. İğrenç Ormanda... yaratık. Oh what? Okey bunu kaçırdık. Hemen geri dönüp bakacağım. Hemen geri dönüp bakıyorum arkadaşlar. Papi First Blood'ı vermiş. Çok biraz daha dönmem lazım sanırım. Sen live'da kalırsan sevinirim. Live'dayım Evet, Fanik yanlış ben. yollara Panik girmiş verdi. ya. Fanik bayağı yanlış yollara girmiş. Birazcık daha geri gideceğim. Hadi şu kadar gideyim bari. Fanik hala agresif yalnız. Aoi mi yakaladı? Ne oldu orada? Fanny'in ne yapmaya çalıştığını da anlayamadım. Aether Shock bayağı bir dövmüş ya. İlk yıllarda abi müthiş Aynen, bir aynen. damage yani. Müthiş damage. Aether Shock bayağı bir dövmüş. Yani kaçabilitesi yok. Zaten o yüzden bot da başlıyor bu tip hero'lar. Doom'un botun üstüne bir de Scorched Earth'ü var. O bayağı bir hayatta tutuyor Doom'u ama aynı şeyi tabii ki Elder Titan için söyleyemeyeceğiz. Abi Papi nefes aldırtmıyor ortaya. Şimdi de hortum yollamış. Kendisi yok ama pisliği devamlı orada yani. Base yapıyor, bir şeyler yapıyor. Hortum yolluyor, çocuk yolluyor. Yani hortum bitti, şimdi vurmaya gidecek. Baba bak, tipe bak. Allah Sing Sing onu almasın yalnız. Beleş olur. Aşağıda Fanny'e bakmak istiyorum çünkü yine besleyecek gibi geliyor bana. Titan'ın öyle bir sorunu var işte. Yani ben offlane Titan oynadığımda Q'ya veriyorum. En azından bir level veriyorum. Kurtulmamı sağlıyor. Ama burada öyle bir durum yok maalesef. Profesyonel oyuncular vermiyorlar. Hala bir level. Evet, bir level kaldı. Dakika 4'e girmek üzereyiz şu anda. Dakika 4'ü bitirmek üzereyiz diyeyim hatta. Day. Olmadı o stack. Okey. Bone Seven'ı nasıl öldürecekler? Onu düşünüyorum. Yani hiç bitmeyen bir stun serisi olması lazım. Scorched Earth'ı açmadan önce hiç bitmeyen bir stun serisi olacak. Ancak öyle. Fnatic şimdi Haste'le tokatlamaya başladı ama Sing Sing geliyor oraya doğru. Uzaydan gelen bir... Evet, Atrasit. onlara da değdirdi ki biraz damage alayım dedi ama. Kroki'den güzel bir pull var. Ve Fnatic hala level 1. En azından ucundan Last Hit almaya çalışıyor desem o da değil. Sadece lane'i itiyor şu an Ancestral Spirit'le. Ancestral'dı değil mi bu? Yok, Astral'a değiştirmişler. astral'e değiştirdiler onu. Çalıntı isimden dolayı mı yine? Herhalde öyle. Çünkü benim bildiğim Ancestral Spirit'ti o. Yani babadan oğula. Stunlar geliyor ama yani Bone Seven kolay kolay ölmeyecek. Üzerinde Stout Shield'ı var. Gerçi şimdi manası yok Scorched Earth'ı açmak için. Papi iyice orman farmına döndü. Oo, top lane'de yakalandı. Kroki bu sefer stun tutmadı. Çok güzel bir heal geldi ama Heal Papi'den. geldi. Zıplayarak kaçtı şimdi dendi. Bayağı bir damage çıktı bu arada karşılıklı. Evet, Dendi'den bir stun denemesi başarılı değil. Base yapıyor şu anda. Çok zaman kaybedecek demek bu. Bayağı bir zaman kaybedecek. Ghost bu arada 6 olmuş. Ben bir su alıp geliyorum müsaaden Okey. ile. Dire's bottom Ghost level 6 tower olmuş bu arada. Belki bir şeyler yapabilirler. Eğer Enchantress level 6 olursa ve mid'e giderse bir şeyler yapabilirler. Gerçekten çünkü o zaman E skill'i Flame Guard'ı Sing Sing'in hiç iş yapmayacak.
Bu arada level 2 olabilmiş mi? Evet, kule altında biraz XP alabilmiş Fnatic. Sonunda lane de ittirmiş. Double damage'ı da şimdi Avi 2000 geliyor. TP mi de geldi? Bu dendi galiba. Evet dendi. Ok denemesi olacak sanırım. Biraz zor bir ok denemesi. Ya da direkt ulti açmasını mı bekleyecek Boston? Evet, ulti gelecek şimdi. Geldi. Ok geldi. 5 saniye stun. Yeterli damage çıkacak mı? Kuş bir şeyler getirdi. Yetmedi. Güzel bir deneme ama yani bunu yapacaklarsa eğer Midas yerine bir PT'yi bitirmesi gerekiyordu Hulost'un. Damage çıkmadı. Gerçi yine şansa dayalı yani. Level 2 time lock'u var. Level 3 yaptı şimdi. Time lock biraz tutsaydı belki oradan kill çıkarabilirlerdi. Combo geldi bu arada. Sen kaçırdın Nejat. Geldi mi? Chrono Mirana kombosu geldi. Ama başarılı olamadı. Çünkü level 1 Sacred Arrow var. Gidip Star Fall'u dağıtmadık. Star Fall değil gerçi artık. Star Storm değil mi? Evet. Star Storm mu oğlum? Hı. Allah Allah. Blizzard'la ayrı bir mahkemeye gittikleri için. Bu bizim ismimiz. Hayır, bu bizim ismimiz. İlk biz yaptık. Hayır, LoL'den çaldık falan diye. Bir tartışma olduğu için her gün. Kimi yakaladılar peki? Tabii ki Singe yakaladılar. Baze atan Mirana TP ile mid'e geldi. 5 saniyelik stun da başarılıydı aslında. Yani çok stacklenmedi. O paylayda yakın bu arada. Fakat Sing Sing'in Flame Guard'ının yarısı geçti şu an süresinin. Yani paylayda görüldü. Kvos ne haber lan deyip oraya girecek bir oyuncu yalnız. Paylayda'nın üstüne her an atlayabilir. O Smoke Gang, Papi, Kroki, arkada 3 tane Centaur var. Yemin ediyorum ufak bir Centaur ailesini Navi'ye getirmiş Papi. Gelin bizim takım için oynayın demiş. Hop açıldı bu arada. Açıldı bu arada. Paylayday. Fark etmedi, neden fark etmediğini bilmiyorum ama fark etmedi. Şimdi Paylayday ölebilir. Kroki öldü. Stun geldi Paylayday'dan. Bir stun daha. Sing Sing hala kan kokusunu aldı ve takipte şu an. Çünkü arkasında Eternal Enemy de var. Fnatic dönecek büyük bir ihtimalle. Waveform geldi ve bir kill almayı daha başardılar. Şimdi arkada AoE 2000. Chrono'nun içinde öldü. 2-2'lik bir değişim var. Bir de Den de öldü. O da herhalde kullanılan Doom üstüne. Doom, aynen Doom öyle. 7. Üstüne bir de Chain Lightning atmış olabilir. TP'ler geldi yukarıya. Stun başarısız Kroki'den. TP out, Bone 7. Kroki'de kendimi görüyorum. Çok aynı senin gibi atıyor stunları. Yok ya, bir tane kaçırdı şimdiye kadar. Şimdi hakkını yemeyelim de. İki tane ben gördüm. Altta Sayıyorum host ben. Bu arada bayağı zor bir durumdaydı ve geri çekilmek zorunda kaldı. Şu anda Navi'nin durumu hiç iyi görünmüyor. Harita üzerindeki hareketler C9'dan daha iyi geliyor sanki. Bir de Doom var. Yani Doom early kill'leri bulmaya başladı şimdiden. Fani'ye bak, görüyorsun. Chain Lightning atıp duruyor şu anda. Range'i de bayağı uzun gördüğünüz gibi. Fani aslında kovalamak istese kovalar. Kroki'den yine muhteşem bir stun. 3. Çocuğun üstüne gitmez misin? Ve Envy kule aldı. Boss şimdi kovalıyor sanki Kronos'u varmış gibi ama. Stop. Okey, durdu. Die die die. AoE 2000. AoE'nin de şu anda level 6 olması lazım. Bu bağlamda mid'e yolladılar AoE'yi. Ve Sing Sing ile Paylayday dolaşmaya başladılar. Turn back the clock. 17. Şu anda Doom'u mevcut. Tehlikeli burası ve yaklaşmıyor. Navi'den kimse yaklaşmıyor fark ettiysen. Ya yaklaşan ölecek çünkü. Yani. Tabii ki canım yani. Doom'u yiyen ölecek şu anda. Hani dönüşü yok, mecha yok. Papi yemezse belki heal açabilir. Level 2 heal var orada da. Sing Sing çok agresifsin. Sing Sing oradan heal çıkarır ve döner. Vlad düştü yine. 16 GB sanırım. Düştü ve girdi. Vlad reis. Yalnız Eternal Envy.
Yani korkutuyor şu anda Abi beni şu an ya. 82 Last It'i bir tane de Tower almışlığı var. Kim Ya durduracak korkutucu o bunlar Eternal yani. Envy'yi bilmiyorum. Yani durdurabilene aşk olsun. Sabahla akşama meşk olsun. Bu arada 6 olmak üzere AoE 2000'da. Aslında hiç level almamış. Alır herhalde şimdi ya. Çünkü solo şu anda midde. Kroki ile Bon7 birbirlerini hissettiler. Ağaçların dilini konuşarak ve Dendi öldü. Easy. Stun yine kimseyi tutmadı. Pert abi yani orada gerçekten yapabileceği bir şey yok. Paylayda'ya bir deneme var şimdi. Başarısız ve... Bunu Sıçarım. sürekli değil mi? Tabii, sıçarım lan senin satırını dedim. Ağzını attı direkt ya. Aklıma Shingeki no Kyojin geldi ya. Ne Titan'ı lan Arch diye. Arch diye No atıverdi spoiler for ağzına. me, please. No spoiler for me. Ya spoiler yok ya. Sakin. Evet, Teşekkürler. Eternal Envy evet, şu anda base'de aldığı şeyi satarak Perseverance'ını yaptı. Base'de bir ultimate orb almıştı. Navi fakir. Dendi fakir. Fanik fakir. Papi fakir. Herkes fakir. Ve Bir de Eternal M'de çok güçlü. Eternal Envy'de yani şu an kapalı kapılar ardında güçlü. Yani Navi şu anda çaktırmıyor. Tamam bir Eternal Envy tehdidi var ortada ama henüz karşılaşmadılar bu tehditle. Öbür tehditlerle şu anda uğraşmak zorundalar ve uğraşırken de bayağı bir kaybediyorlar şu noktada. Peki bu Eternal Envy Lincoln'ini bitirip fightlara katıldığı zaman ne olacak? Yani Şu anda solo farm. tarihin en iyi farmlayan hareketleri görüyorsunuz zaten. Bu çok alışkın olduğu şeyler derken ortada AoE 2000 yakalandı. Starstorm da geldi. Xing Xing geldi şimdi. Stun bu sefer başarılı. Tarıyorlar Xing Xing'i. Ulti kullanıldı ve bu kadar büyük bir damage. Yapabilecek hiçbir şey yok. Neden Dendi yerine Hyvos'ta atıldı? Orada Doom bilmiyorum ama Heal'la şimdi Kroki pardon Puppy ayakta tuttu Hyvos'tu. Navi için ufak bir zafer. Orada ciddi ciddi niye böyle bir şey yaptı? Mom da geldi bu arada. Roche denemesi var bu arada. Broşu. Mom'u açtı ama vurmamayı tercih ediyor Hıboz. O Roche biraz zor olunacak, alınacak yalnız. Yani biraz değil, bayağı zor olacak. Evet farkındayım. Untouchable bayağı OP bir skill ama uzun sürecek yine de. Çünkü ortada damage yok. Armor kırma yok. Gerçi Fanny'in aurası buradan etki ediyor mu? Etmiyor tabii ki. Arada bir Dendi'nin okları geliyor işte. Navi seviyor, Roshan'ı seviyor. C9 da seviyor. C9 da Roshan'ı çok seviyor. Ama bu kadar seviyorlarsa neden şu anda kimse tepki vermedi? Üstelik görüyorlar yani oradan yol geçen anı Geldi. gibi Aynen geçtiler. öyle. Evet, Navi çeviriyor mu şu anda? Aldı valla. Şu anda güzel gidiyorlar. Eternal iyi durumda ama Navi şu anda. Topluyor. Takım olmaya başladılar şimdiden. Bakalım devamında bir şeyler gelecek mi? Burada aşağıda çakal birisi var. Kimmiş o? Çakal Carlos, Paylayday. Bu arada geldi. Krona da hazır. Bakalım bir şey yapacaklar mı? Evet, Utility Doom oynuyor yine Bon7. Güzel bir durum ya. Ben bayılıyorum zaten böyle oynanılan Doom'lara. Yani kill almasına rağmen mesela Arcane değil de Tranquil Boots bitirip üstüne Mecha rushlaması gayet hoş. Eternal Envy. Death Farm. Gidiyor ha şu Ama şimdi biraz şey anda. olarak baktığımız zaman net worth olarak çok büyük bir farkları yok. Ve o fark kapanır yani farmdaki fark açılmazsa eğer Eternal Envy ile Hyvos arasında. Çünkü Hyvos'un midası var. Çünkü Hyvos kill de görüyor. Yani bir tane kendi kill'i, iki tane asisti var. Bunların da etkisi yüksek. Bunları da hesaba katmak lazım.
Crocky'den beklentim yüksek. Hakikaten yüksek. Güzel bir stun bekliyorum. Şöyle 3-4 kişi arasına. Heyecanlandım, yine birisi öldü zannettim. Illusion run alınca kalbime indi yemin ediyorum. Uzunca yazdı ama yani. Uzunca baktım ben de işte, acaba gerçekten kill mi oldu diye. Başladılar abi, toptan başladılar. Hadi arka tarafta Kroki'yi yakaladılar ama Kroki invis şu an. TP var bu arada. Dendi direkt tavuğa dönüştürüldü. Ghost atladı. Abi dum. Bu kadar. Abi. Split Earth geldi. Away 2000 öldü. Taramaya devam ediyor Ghost. Yani nasıl Ghost'un Aegis'i var. Pek umurunda değil şu anda. Mid Tower'ı düştü bu arada. Navi'nin. Ve Ghost ölmedi. Şimdi stun'la Aegis'i kaybetti. Halen Chrono var. Eternal Envy tek başına bir tower aldı. İkinci tower'a girdi. Eternal Envy gidiyor abi şu anda. Evet gidiyor. Bak, geliyorlar yavaştan. Linken'i de bitti. Of. Ya Linken şu anda çok büyük bir mesele değil aslında bu oyunda. Oo bir dakika. Ne oluyor lan çok dedi. Kötü kaçırdı. Kaçırdı yine stun'ı. Ay death damage ya. Envy damage. Başka hiçbir şey demiyorum. Evet, yukarıda yine devam ediyorlar push'a bu arada. İğrençlikleri devam ediyor Papi'nin. Aynı şekilde. Mecha da basıldı, o tower indi. Ghost yakın bu arada orada. Ghost? Evet, Ghost'un yerini Papi gösterdi ya bir nevi. Hakikaten Papi gösterdi. Ghost? Heal geldi. My Sprite are with us ama Dendi heal almıyor orada. Çok güzel zıpladı oraya ama. Sing Sing. Çok güzel. Orada Papi'nin çıkardığı damage bayağı etkili yani. Bahsettiğim şey buydu. Flame Guard çok OP bir skill. Çok güzel bir skill ama böyle bir support'a karşı iş yapmıyor. Allah! Kroki bot lane'de ağzını vurdu. Başka bir attı mı yoksa sadece ulti mi? Direkt ağzına vurdu abi ultiyle yani. Sen nereye geliyorsun lan dedi. Siz kim la falan filan yani. Dedi ama yani orada deny da yok sanırım. Evet direkt tower. Yapacak bir şey yok. Her ne kadar kill alsa da Kroki, C9 tokatladı abi o karşılaşmada. Kesinlikle. Doom hazır bu arada. Doom mevcut. Yiyecek mi onu? Şuna bir last hit. Okey, atmıyorlar. Dendi'nin gözü kaldı şu anda o mat polemde. Gidip alacak abi bak. SA, 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 okey görüşürüz. Çünkü o bakış... Burası çok iğrenç duruyor, onu bir içinden çıkaralım. Ve evet, Eternal Envy. Oradayım, buradayım. Yalnız dediğim gibi bu oyunda şeyin... Linken'in etkileyeceği iki tanecik spell var biliyorsun değil mi? Evet. İki tanecik. Birisi Lina'nın ultisi, öbürü Enchantress'ın slow'u. İki tanecik. Yani ne kadar mantıklı bilmiyorum ama herhalde verdiği regen'den HP'den dolayı yine almayı tercih ettiğin mi? Yani core item'dır, alalım kalsın bir kenarda diye düşünmüş olabilir. Çünkü hani öyle düşünen bir oyuncu değil, çok böyle İlk itemlara kafa yoran bir oyuncu değil. Ben farmımı yap hem de. Yani nasıl hakikaten alacağım. Aynen hakikaten. Ben farmımı yap hem de. Devamına bakarız. Bakış açısı bu. Bu arada die die die. Please. Evet ormana ulti ile girmelerinin sebebi Papi'nin satir alması büyük bir ihtimalle. Ve 5 kişi Five Man Dota Go Go Fight Navi. Başladılar ama split push yapabilecek bir Eternal Envy var ya. Radiant's top tower is under attack. Oo şimdi kendine çevirdi ve Adaptive Strike'ı Doom'a? Evet.
Onu attı. Artık bu şeyin, Papi'nin illüzyonu. Enemy'nin değil bu arada. Hadi bakalım Papi, dolaştır içeride. 16 Hadi saniyesi var bakalım. zaten. Vurabildiği kadar vursun. 17'ın da armor veren bir özelliği var. Ogre yemiş. Ormanda. Yukarıda Hala tek dayım. başına hayatına Tamam, devam ben eden bir sana Sing dedim. Sing Tamam. var bu arada. Evet. Hala daha gerilerde duruyor duruyor atlayacak. Radiant's top Ve tower is under girecek abi attack. oraya. Neyle atlayabilir Paylayday oraya? Yürüyerek. Atlayacaktan kastım ne bileyim orada bir Fisher görüp üstüne Yok, koşa daha koşa çok giden bir Earthshaker. defansif duruyor şu anda. Ben de. Abi harpi. İğrençsin. Bir ok deneyecek mi artık dendi, ben onu merak ediyorum. Yani şu Siege'in anlamı nedir? Anlayabilmiş değilim. Hakikaten anlayamadım. Yani yukarıdan şimdi Sing Sing iyice ettirmeye başlayacak. Papi artık yeter la dedi. Ama onu şey zannetti, illüzyon zannetti. Yeter la diyen taraf Envy oldu. Direkt o spam yapan Harpy'ye Adaptive Strike ile bir tane vurdu ve öldürdü. Orada yalnız bir kill çıkarması lazım artık Navi'nin. Evet, bayağı boşu boşuna şu anda takılıyorlar orada. Sing yukarıda rahat. Hiç Envy nereye sıkıntı gitti? yaşamıyor. Envy de uzamış. Envy mid'e gitti. Baktı oradan bir cacık olmayacak. Bana farm lazım dedi. İki lane'i birden ettiriyorlar. Paylaydai da çıktı. Ahui da çıktı. Verdiler burayı. Ama Tier 2'ye gidiyorlar. Sing Sing gerilere bir tane Remnant bıraktı. Dire's top tower is under attack. İlginç oldu biraz aslında. Yani en azından şu anda destek gelmesi lazım. Paylaydai geldi destek olarak Sing Sing'e. Stun. Searing Chain. Dendi. Ultisini kullandı şimdi. Dire's middle tower Bravo, is under Paylaydai. attack. Güzel bir Dust Çok izledik. çok hoş. Kesinlikle tebrik ediyorum. Bu arada direkt Aghanim Rush var Kroki'den. Zannedersem Enchantress'tan da var. Wardları kim alıyor? Kurye uçuyor mu? Bu soruların cevabı lazım bana. Kurye uçuyor. Uçurmuşlar kurye. Şaka yapıyorum Bayağı herhalde. da bayağı da papi doldurmuş bayağı be ya. Baksana abi. Dolu geldi kurye. Bayağı bir çekti diyorsun. Bayağı doldurmuş yani. Bakayım neler çekmiş. Lordlar, Sentriler, mentriler. mortlar. Çekildi hepsi. Ben Envy'den shotgun gelmiş bu arada. Gelmiş mi abi? Bitirmiş mi? Evet. Avi de o da What the? Of. Sing Yani diyor ki bir zıplayacağım herkese slow vereceğim. Bunu mu diyor bana? Yürütmeyeceğim diyor kısaca ya. Sadece o değil bak, yaptığı şey çok mantıklı. Karşıda armor kırmaya ve physical damage'a dayalı bir takım varken stat gitmek aslında çok mantıklı değil mi? Yani şu anda denedi bu arada skill'lerini. Bir bakalım ne oluyor. Evet, slowcu Sleight of Fist. Emrinizde Sing Sing'den. Yalnız yeter be. Vlad. Vlad düşüp düşüp giriyor. 16 GB herhalde onun da. O Roş boş olmaz abi. Allah! Allah stun geldi. Beleş Roş yok Öldü. dediler. Üstüne bir de açıldı ve abi Bonsemon kullanamadan ölecek derken son anda healını bastı. Ve arkada Eternal Envy de dendiği yıkmayı başardı. Şimdi Hvost'un başı belada. Papi direkt ayrıldı orada takımından. Şimdi Paylaydai'dan ulti sadece Kroki'nin üzerine. Oo, abi Sing Sing nasıl
Ben böyle bir ayar görmedim. Kavgada yapılmaz. O neydi? O neydi? Abi böyle bir ayar görmedim. Dyer's Kroken'in ultisini dodge'ladı. Şimdi Paydayday da trollüyor herhalde. Bu ne AQ? Bu ne Arkadaşlar kusura bakmayın, bağırmak Of. zorunda kaldım. Orada kendimi Oh. kaptırdım çünkü. Ama bir Toby Man çığlığı değil yani. Dyer's Müthişti ya. Abi Abi öldü girdi. Papi. Ölmedi. Okey. Okey. Hala biraz tankiniz var çünkü gördüğünüz üzere sadece HP olsun diye alınmış birçok item. Tabii ki sadece HP olsun diye değil ama. Onu bir tek ben yapıyorum be. STR çoksa çok güçlü oluyoruz çünkü diyorsun. Tabii. Abi tekrar istiyorlar. Geri döneceğim oraya. Bak bak. Bir şey olursa söylerim. Bu arada dende Miran'a Milestone geldi. Okey. Burada Roshan'ı almışlar. Biraz daha geri çekelim orayı kaçıranlar için. Ölmüş mü? Kroki ölmüş. Çok azıcık daha. Yani resmen küfür gibiydi ya. O dodge. Bu arada topta yakalanan bir papi var. Shotgun ve üstüne Eternal Envy. Kaydı içinden böyle waveform'la öldü abi. Bu sefer Shotgun Waveform işe yaradıysa Agility'si yükselmiştir diyecektim ki şu an Eagle Song'u gördüm. Çünkü az önce işe yaramamıştı. Az önce işe yaramamıştı. Bayağı. Can Yalnız vuruyor abi chat'te ya. de bazı ilginç yorumlar var. Navi'de late game var. Dakika 35'i geçerse alır falan, öyle bir şey yok. Oho, Paylaydaydan çok güzel bir ulti geldi. Slam dunk. Deny abi, Krok'ten gelen deny. Slam Krok'ten gelen deny çok güzel. Bu arada yukarıda panik yakalanmış. Aşağıda bir kişi daha öldü bu arada. Kroki de ölecek büyük bir ihtimalle. GG deseler yeridir şu anda. Kroki ultisini Paylayday'a attı. Oradan bile kill çıkaramadı. Paylayday KS atmayı başarıyor. Papi Come get healed dedi ama Envy biliyor ki yakınında durursam beni öldüremez. Öldürse de sorun olmaz. Shotgun yok. Doğacak ama yeniden. Kaç tane urn harcadım Papi? Puppe. Ölmüyor yine de. Ölmüyor abi. 19 armoru var. Bak HP'yi Ah, sıfıra düşürdü. sonunda. Evet, Navi'de late game var muhabbeti bence bayağı yanlış. Yani burada da Doom var. İşte Morph var. Sing Sing var. Late game'in en kralı zaten şu metada. Bu yani. Ember Spirit. Evet. Abi Yanlışlıkla taradı galiba yine onu Rushat'ta. yanlışlıkla Abi çok iyi ya. Earth Splitter gelecek mi panikten? Dire's top Yok abi, barracks has verdiler. Al git dediler. fallen. Al dedi git dedi. Dire's Yine top bir barracks troll geldi has fallen. Paylaydaydan. Bu Fisherlar beni öldürüyor ya. Radiant's bottom tower is under attack. Şu anda suratında bir gülümsemeyle mi atıyor bunu yoksa ciddi ciddi? Abi. Envy de Korktuğunda bir anda girecek oraya diye. trolledi. Korktunuz deme lan. Evet, Envy taramaya devam ediyor. Bu yıl kesinlikle Çinliler alacak deniyor chatte falan ama arkadaşlar unutmamanız gereken bir şey var. C9'ın da yarısı çekik yani. Böyle de bir durum var. Fly. Ha nasıl çekik ama şey yani hani background'ları, geçmişleri ya da geldikleri yer Asyalı ama genel olarak işte Kanada vesaire gibi yerlerden gelen insanlar sadece iki tanesi Avrupalı değil mi? Onlar da kim? AoE ile Pond7.
Yani onlarda da en azından aileden gelen bir herhalde Asyalı disiplini vardır diye düşünüyorum ya. İçleri çekik. Sing Sing. Blinken de senden mi göreceğiz? Valla Sing Sing'den Lincoln değil, Battlefield gelecek herhalde artık. Çünkü ihtiyaçları var. O splash damage'a ihtiyaçları var kesinlikle. Umuyorum. Evet, Blink Dagger geldi. Pawn 7'dan. Item turuna çıkalım istersen. Bir item Çıkalım, turu. dakikada 31 oldu. Dakika 31. En önemli dakika. Eternal Envy'den gelmiş yani. Agility gelmiş. Bildiğin bir Agility kusuyor şu anda. Earthshaker'da en azından bir Blink Dagger ve başlangıcı var Aghanim Scepter'ın. Ember Spirit'te, Sing Sing'de gördüğünüz üzere az sonra Battle First'ini bitirecek diyecektim ki şu anda bitirdi ve çekiyor base'den. Eyvallah. Away 2000'da Aghanim Scepter var. Level 2 şu anda ultisi. Doom'da, Bon7'da Mecha, Blink Dagger ve Shivas Guard mevcut. Navi ekibinde Enchantress, Puppy'yi henüz bitirememiş Aghanim Scepter'ini. Hvost'ta Damage'a dayalı bir build var bu arada. BKB'si var, Momu var ve üstüne bir de Kristalis çıkmış. Miranda'da Maelstrom var, Dendi'de ve Dümbelek mevcut. Lina'ya baktığım zaman da sadece bir Aghanim Scepter ve Arcane Boots görüyorum. Elder Titan mekasını bitirmiş. O da Pipe'ını bitirmek üzere ama level olarak çok geride ya zannedersem, öyle mi? Bir Hakikaten bakalım en ama. geride. Evet. Bir Yani oluyor Puppy ile birlikte en gerideki bakalım. bayrağı dalgalandırıyorlar. XP farkına baktığımızda 11.000 civarı şu anda. C9'a lehine, Gold'da yaklaşık 15.500 civarı yine C9'ın lehine. Şu an her şey C9'ın lehine. Yani Öyle sadece görünüyor. bir tower verdiler zaten. Evet, sadece bir tower verdiler. Karşılığında bir lane aldılar. Her şeyi Toplamda aldılar. 3, 2, 2, 7 tane de tower almışlar. Stun geldi bu arada. Araya atlayan abi Dendi paramparça oldu. Kroki bayağı damage yedi. Şimdi Pylyda ile Sing Sing yakalanması biraz kötü. Split geliyor. Mecha çok güzel geldi. Yine de Kroki'yi kurtaramadı. Split Earth kullanıldı. Boss şimdi aralarda çok güzel bir trap geldi Aoi'den. Aoi dedi, nereye geliyorsun sen? Kimin üstüne yürüyorsun dedi. Sing Sing'den muhteşem bir GG. damage. GG. Üstüne Eternal Envy'den bir kill daha. Double kill, triple kill. GG. Vay be.